Rönesans Harran'da filizlendi. Rönesans'ın, reformun başlangıç noktası Harran'dır. Avrupa'dan önce Harran'da bu bilgiler filizlendi, büyüdü, gelişti. Bu bilgilerin yansımalarıdır İtalya'ya giden ve Rönesans'ı, reformu başlatan olaylar. Dünyayı değiştiren bu Dünyayı olaylar. değiştiren. Evet, dünyayı Çok ilginç. değiştirdiler. Harran'daki bu bilgiler öncelikle Ayasofya'ya geliyor, İstanbul'a geliyor ve bu bilgiler oradan Medici ailesi vasıtasıyla İtalya'daki Rönesans'ın temellerini oluşturuyor. Yani tüm dünyayı etkileyen, tüm dünyaya hakim olan bu reformlar, bu Rönesans sanat akımlarının ilk başlangıcı tamamen Anadolu kökenli ve buradan geliyor. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Harran'dan alacağız sizleri İtalya'daki Medici ailesine, Rönesans'a, oradan tekrar Göbekli Tepe'ye kadar geri getireceğiz. Yıldız geçitlerinden bahsedeceğiz, Rönesans'tan bahsedeceğiz, İskenderiye Kütüphanesi'nden bahsedeceğiz. Birbirinden sırlı konuları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Arkeolog, araştırmacı, yazar İpek Kobaner'le. İpek Kobaner bugünlerde Göbekli Tepe'nin Gizemi adlı romanın yazarı ve bu kitap çok konuşuluyor. Kaleminize sağlık, yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Ben de okudum, çok hoşuma gitti. Umarım devamı gelir bu romanın diyeyim. Ben de çok hoş buldum. Ve Çok sözü size teşekkür bırakayım. ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok hoş buldum. İyi ki buradayım. Hem kitabımı hem de bu bahsettiğiniz olaylardan bahsetmek benim de en zevk aldığım konular içerisinde. Onun için güzel bir sohbet olmasını diliyorum ben de. Siz roman yazıyorsunuz ama bu romanlar tabii sağlam bir bilgiye ihtiyaç duyuyor yazılabilmesi için. Az önce dedim Harran'dan alacağız sizleri. Evet. İtalya'ya Medici ailesinin yanına kadar götüreceğiz dedim. İstersen Harran'la başlayalım, Göbeklitepe ile başlayalım. Buralar sırlı topraklar ve burada kadim bilgi bir şekilde gizlenmiş ama birileri bu kadim bilgiyi buradan almayı başarmış. Ve dünyaya katkıda bulunabilmek için çeşitli noktalarda kullanmış. Öyle mi İpek Hocam? Evet, öyle. Gerçekten Urfa, Harran ve Anadolu toprakları çok özel yerler. Yani kadim bilgilerin başlangıç doğuş yerleri aslına bakarsanız. Bizim şu anda bildiğimiz Batı medeniyetleri aslında tarihi Yunan tarihiyle başlatıyor. Ama o başlayan tarih belki tarihin yarısından başlatıyorlar. Onun evveliyatı, başlangıcı, orijinali Anadolu topraklarından filizleniyor. Oralardan bu yayınlar bir yayılma gösteriyor. Onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum Harran'ın ve Urfa'nın ve Anadolu topraklarının. Tabii sadece oralarla kısıtlamak istemem ama bugün konumuz Harran. Ben Harran'dan doğru gitmek istiyorum. Tabii Harran'da bir dünyanın ilk üniversitelerinden bir tanesi var. Harran Okulu diye adı geçen bir okul. Şimdi bu okul burada nasıl olmuş diye diyecek olursanız eğer İskenderiye'den bahsetmek durumundayım. İskenderiye'nin kütüphanesinden bahsetmek durumundayım. İskenderiye Kütüphanesi'nin yandığını bilirsiniz. Hani Hypatia vardır. Hani hatta bir filmi de vardır. Bilir misiniz? İzlediniz mi bilmiyorum ama çok güzel bir, keyifli bir filmdir o. Hypatia'nın oradaki şeyleri kurtarma savaşı vardır. Bir bilim kadınından bahsediyoruz, değil mi? Biraz Evet, açalım evet, evet. isterseniz. Bir bilim kadını ve Kilisenin öldürttüğü, evet, sonunda ona varan, hayatı trajik bir kilisenin şekilde, katlettiği evet, diyelim. trajik bir şekilde sona eren, ama kendi bilgisine, kendi duygusuna, kendi sezgilerine güvenen ve ona göre çok sayıda öğrenci yetiştiren, matematik bilen, ilimden, fenden nasibini almış çok özel bir kadın Hypatia. Ve orada bu ilimleri yaparlarken aslında onun yaşadığı dönem şanssız bir döneme denk geliyor. Niye? Çünkü o dönemde Roma putperestlik bir tarafta, Hristiyanlık bir tarafta ve ikisinin arasının kavgası var ikisinin arasında. Ve bunun sonucunda da oradaki çıkan olaylar esnasında İskenderiye yanıyor. İskenderiye Kütüphanesi yanıyor ya da yakılıyor. Ve orada çok sayıda kayıp bilgimiz var bizim. Yani kadim bilgilerin
yok oluşundan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Eski dünyanın kadim bilgileri yok oluyor değil mi? Tabii, Muğ'dan Atlantis'ten kalan. Tabii hepsi yok oluyor. Belki de yok olmuyor. Belki de nasıl bir kısmını, yok olmuyor hocam? Belki de bir kısmını alıp götürüyorlar bir yerlere. Nereye hocam? Vallahi orasını siz söyleyin, tahmin edin. Ama Fas diye bir duygum var. Öyle mi? Öyle bir duygum var. Fas'a kaçırılıyor değil biraz mi? Biraz öyle bir duygum var ama tabii bunu araştırmak lazım, bakmak gerekiyor. Ve buradaki bilgiler, tabii ki buradaki ilim adamlarının bilgisinde ve akıllarında ve yanlarına aldıkları var. Ama bu bilim adamları bu kütüphane yandığında nereye gidecekler? Ne yapacaklar? Tabii her zaman olduğu gibi kadim Anadolu toprakları Antakya ve Harran okulları onlara kapılarını açıyor. Geliyorlar buralara. İskenderiye'den kaçan bilim insanları Harran'a sığınıyor. Öyle Harran'a mi? Sığınıyorlar. Bu neye benziyor tıpkı? Atatürk'ümüzün bizim Almanya'dan kaçan Yahudi asıllı bilim adamlarını nasıl Türkiye'ye davet ediyor ve burada bir takım okullarda onların eğitmenlik yapmalarını birçok sağlıyorsa... Birçok üniversiteyi onlar kurdu tabii zaten. Benim, önemli bir kitap vardır Boğaziçi'ne sığınanlar diye. Tabii benim üniversitem. Yani benim üniversitem Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Onlardan çok sayıda hocayı barındırıyor. Sümeroloji bölümü. Oradan gelen hocalar sayesinde Sümeroloji bölümü oluşuyor. Ve onlara Atatürk'ün öngörüsüyle yani 2 yıllık bir Türkçeyi öğrenme süresi veriliyor. Ve Türkçeyi de öğreniyor bu insanlar. Ne kadar güzel değil mi? Bu kadar bilim adamının Türkçeyi de öğrenebiliyor olması. Ama ben konuyu değiştirmek istemiyorum. Yani Anadolu'nun insanlara nasıl bir bağrını açtığını anlatmak için bu örneği yakın tarihimizden vermek istedim. Ama uzak tarihe tekrar dönelim. İskenderiye'den gelen bu ilim adamları yerleşiyorlar Harran'a. Harran'a yerleştiklerinde işte orada o dönemin halifeleri de onları yerleştiriyor. Ve onların getirdikleri dokümanları hem Arapçaya çevirmesini sağlıyorlar, hem kendi dillerinde istedikleri dillerde yazmasını sağlıyorlar ve oradaki bilgileri tazeliyorlar. O kadar ciddi bir şey var ki, çalışmalar var ki orada. İşte Sabit Bin Kurra'lar, hatta benim çok etkilendiğim bir tane ve bu örneği veriyorum. Yani bu şeyle ilgili bir tane Cabir diye bir kimyacımız var bizim. Bu Harran Okulu'nda daha hani Batı bunları bilmezken diyor ki atom parçalanabilir ve parçalandığında da diyor Bağdat'ı havaya uçurabilir diyor. Daha bizim ilmimiz fenimiz orada değil ama bu adam, bu ilim adamı orada bunları anlatıyor. Şimdi öyle bir okul Harran Okulu. Onlarca bilim adamı yetişmiş, orada yayılmışlar ve bütün bu bilgileri orada barındırmışlar. Ve buna yönetimler de müsaade etmiş. Harran Okulu böyle kadim bilgilerle dolu bir okul. Tabii bu kadar şahane bir okul ama sonu da biraz acı oluyor tabii. 13. yüzyılda bir Moğol istilasıyla Harran Okulu tarumar oluyor. Oradaki bilgiler yine aynı İskenderiye'nin başına gelen gibi bir grubu dağılıyor, bir grubu yanıyor, yıkılıyor, kayboluyor. Ama şu var ki o zamanki bu tüccarlık ve şey sistemleri başladığı için buradan gelen bazı buldukları bütün bilgileri, işte yazılı metinleri, kitapları, dokümanları İstanbul'a, Ayasofya'ya kadar taşıyorlar. Bu arada çok kısa bir şey söyleyeceğim. Moğolların yok ettiği kütüphanelerin başında da şey gelir biliyorsunuz. Alamut Kütüphanesi gelir. Evet. Orada da çok birbirinden eşsiz bilgiler taşıyan çok sayıda kitap ve doküman yok olmuş. Yok oluyor. Acaba hani onların görevi bu muydu diye insan düşünmeden edemiyor. Ben de onu diyecektim. Düşünmeden edemiyor. Acaba biri mi görevlendirmişti? Ya. Bir kara, siyah bir el mi görevlendirmişti? Bilmiyorum ama sonuç olarak yani bir şey yapmak değil de yıkmakla vazifeli gibi ve yakmakla vazifeli gibi bir görüntüleri var gerçekten. Şimdi Ayasofya'ya geliyor bu bilgiler. İşte Harran'dan çıkan kadim bilgiler Ayasofya'ya geliyor. Ve uzun bir müddet orada biraz çevriliyor, biraz tutuluyor, biraz bakılıyor ve ilgileniliyor aslında onlarla. Ama çok da derine gitmiyor. Ve bundan haberi olan Cosimo da Medici. Kimdir diyeceksiniz? Floransa'nın kralı diyelim, başındaki insan diyelim. O dönemin Fransa'daki bilime destek veren, bilime evet, yatırım yapan, evet, İtalyan bilim olan insanları aslı, ve sanatçılara... Evet.
evet. destek ve en önemli aile. En önemli aile. Medici ailesi. Medici ailesi. Biraz İtalya. Daha açalım. Tabii İtalya'ya İtalya denmiyor o zaman biliyorsunuz. Hı-hı. Hani şehir devletleri var, kent devletleri evet. var. Aynı Sümer'de olduğu gibi. Ve bunlar Floransa kentinde iki defa da papalık yapıyorlar. İki tane de papa çıkartan ve çok ciddi mala mülke sahip olan ve banker olan bir aile. Yani bankacılık sisteminin de içinde olan bir aile. Yani hani oradaki iki defa papalık yapmaları onların ekonomik anlamda bir şey durmalarını gerektirmiyor. Yanı sıra da bankerliklerini devam ettiren çok güçlü bir aileden bahsediyoruz. Tüm İtalya'ya, tüm Avrupa'ya hakim güçlerden bahsediyoruz. Yani kim papa olacak, işte kim Fransa'da ne olacak bunların hepsinin kararını veren bir İtalyan ekipten bahsediyoruz. Tabii o zaman için İtalyan demek çok doğru değil. Floransa diyelim, Venedik diyelim. Hani bu şehir devletlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz o esnada. İşte onların başında olan Cosimo da Medici, kendinin bir şekilde işten el çektirildiği bir döneme isyan ettiğini düşündüğüm bir, benim düşündüğüm, bu benim düşüncem. Bir zamanda Floransa'ya çok büyük bir kütüphane kuruyor ve bu kütüphaneye İstanbul'da Fatih'in derler ki Fatih'in İstanbul'u fethettiğinin 7. yılında satın alıyor bu bilgileri, bu belgeleri. Alıyor ve götürüyor Floransa'ya ve hemen çevirmen bir ekibe, hatta bundan kitapta da biraz bahsediyorum. Oradaki olaylardan hafif yolu orada da var tabii, roman örgüsünün içerisinde biraz anlatıyorum. Çevirttiriyor ve oradaki bilgileri son derece mükemmel bir şekilde kullanıyor. Nasıl kullanıyor diyeceksiniz. Nelere etki ediyor diyeceksiniz. O kadar bildiğimiz noktalara etki ediyor ki. Bir kere bu kadim bilgilerin ışığında Rönesans'ı, reformu kurguluyor. Kurguluyor ve bunun bütün Avrupa'ya yayılmasını sağlıyor. Medici ailesi bu kadar güçlü bir aile. Hatta bunun dizisi falan da var. Yani belki hani merak eden seyircilerimiz güzel güzel bunlara görebilirler. Rönesans Harran'da filizlendi. Rönesans'ın, reformun başlangıç noktası Harran'dır. Avrupa'dan önce Harran'da bu bilgiler filizlendi, büyüdü, gelişti. Bu bilgilerin yansımalarıdır İtalya'ya giden ve Rönesans'ı, reformu başlatan olaylar. Dünyayı değiştiren dünyayı bu olaylar. Dünyayı değiştiren, evet. Evet, dünyayı çok değiştirdiler. İyiymiş. Ama şöyle, bu bilgiler eğer bizim Harran'da nüvelenmeseydi, buradan filizlenmeseydi, burada ortaya çıkmış olmasaydı bunların bir başlangıcı yoktu. Tamamen orayla ilgili. Oradan gelen bilgiler, bu kadim bilgiler sayesinde ne oluyor? Medici ailesi, tabii Cosimo da Medici'yi size anlattım ben. Ne kadar şey bir insan. Nasıl söyleyeyim, zeki ve farkındalığı çok yüksek olan bir insan. Ne yapıyor? Bu bilgileri bulduğu anda işliyor ve bütün dünyaya yayılmasını sağlıyor. Ve o sayede onlar birçok reformu, sanayilerinde, her şeylerinde oradaki bilgilerle yürüdüler, gittiler. Biraz önce anlattım Cabir'in anlattıklarını, bu insanların yaptıklarını. Harran'daki bu bilgiler öncelikle Ayasofya'ya geliyor, İstanbul'a geliyor. Ve bu bilgiler oradan Medici ailesi vasıtasıyla İtalya'daki Rönesans'ın temellerini oluşturuyor. Yani tüm dünyayı etkileyen, tüm dünyaya hakim olan bu reformlar, bu Rönesans sanat akımlarının ilk başlangıcı tamamen Anadolu kökenli ve buradan geliyor. Ya dünyayı değiştiren bu rüzgarın başlangıç yeri Harran diyorsunuz, Harran. Öyle mi hocam? Evet, 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 evet. Harran'dır. Harran'daki kadim bilgiler. Öyle mi? Evet, buradaki çevrilmiş olan, yazılmış olan bilgiler ve oradan gidiyor. Ve sonrasında evet. bir ikinci noktamız daha var tabii evet, ki. Hocam. Nedir o? Bizim bu Göbekli Tepe'yi biliyorsunuz, daha Göbekli Tepe'den çok konuşmadık ama hı-hı. Göbekli Tepe eril bir ortamdır. Dişi figürü yoktur Göbekli Tepe'de. Evet. Ve bu dişi figürle eril enerji kurulmuş. Evet, öyledir. Öyledir. Şimdi buradaki yapı çok önemli bir yapı. İşte bu eril enerji sonrasında da devam ediyor. Göbekli Tepe kapatıldıktan sonra da devam ediyor. O bölgede bu bilgiler var. Ve bu eril enerjinin kanunları, nizamları, o zamanki kanunları, kuralları hepsi yine Göbekli Tepe ve yine Harran üzerinde yoğunlaşıyor. Kurallar, kaideler orada yoğunlaşıyor. Ve biz o yoğunlaşan bilgileri de aynı şekilde önce Ayasofya'ya,
Oradan da yine aynı şekilde Midici ailesi vasıtasıyla İtalya'ya yolluyoruz. Yani şu anda bizim bildiğimiz erkek egemen grupların, biliyorsunuz onlar. Açalım bir takım hocam. İnisiyatik, ezoterik gruplardan bahsediyoruz, bahsediyorum. Evet, o grupların mesela işte evet, anayasası, Gülhaç gibi ekleyin belki hocam. Masonik yapılar diyebiliriz. Birçok yapının ilk altyapısını, ilk kanunlarını, ilk kurallarının temelleri, anlayış tarzı yani oradaki yasalar neler olacak, neler olmayacak, kim gelecek, kim gelmeyecek, bütün bunları organizasyonunu Harran'dan gelen bilgiler üzerinden biz görüyoruz İtalya'da. Yani bu inisiyatik toplulukların temeli de Harran'da atılmış. Temeli de Harran'da atılmış. Çünkü Göbekli Tepe'deki bu eril güce baktığımız zaman biz zaten o gücün devamında da bunları görüyoruz. Hani belki şu anda onların kullanım şekilleri farklıdır. Başka yerlere doğru gitmişlerdir. Ama ana kurallar, ana temalar yine Harran üzerinden geliyor. Buradaki bilgiler üzerinden Orlan kurallarını koyabilmişler ki bu ezoterik şu anki yapılanmaların çoğunun kuralları, şekilleri çok bellidir. Yani hepsi simgeler, semboller üzerine, birçok şey üzerine biliyorsunuz kurulmuşlardır. Ve bu kurulanların ana temasını, dediğim gibi ana noktasını biz Harran'da görüyoruz. Harran'dan gittiğini biliyoruz. Böyle bir düzenleme var yani orada. Ve Harran'ın da birçok noktada öne çıkmasının sebeplerinden birisi bu. Çok özel bir okul var orada, özel insanlar var ve özel bir bilgi dünyanın her tarafına yayılıyor, oradan çıkan bilgi. Ama bu sadece Harran için dersek diğer Anadolu kentlerine haksızlık yapmış olmayalım. Anadolu kökenli diyelim biz hocam onlara. Hocam ama söylediğiniz şey çok önemli. Dediniz ki İskenderiye Kütüphanesi yakılırken bilginin bir kısmı Fas'a kaçırıldı dediniz. Bir kısmı da Harran'a geldi dediniz. Evet. Ve bu Harran'daki bilgi, gizlenen bilgi dünyanın kaderini değiştirmiş oldu yani Rönesans'ta. Tabii. Yani o belki de hani İskenderiye'yi yakma mevzusunda belki başarılı olsalardı, tamamen yok edilebilseydi, tamamen yansaydı bilgiler, o kadim bilgiler, bilinmesi istenmeyen bilgiler de diyelim aslına bakarsanız bunları. Bu bilgiler tamamen yok olsaydı dünya şimdiki bildiğimiz dünya olmayacaktı. O bilgiler tamamen kayıp olacaktı ve biz onlara erişememiş olacaktık. Daha sonrasında çeşitli noktalarda gördüğümüz bu bilgilerin de hiçbirini edinmemiş olacaktık. Geçmişimizle bağımız biraz daha kopmuş olacaktı. Benim bu kitapta da bir iddiam vardır. Hani tarih bildiğiniz gibi değil derim. Yani hani tarih bize dikte ettirilen gibi değil. İyi bakmak lazım, iyi görmek lazım diye hep bunları anlatıyorum aslına bakarsanız. Hocam Harran deyince akla sabilik gelir, öyle mi? Tabii, sabiler. Biraz da sabilikten bahsedelim. Sabilik, evet. Şimdi ben sabiliği çok araştırdım. Gerçekten bu çok önemli bir din aslında. Biliyor musunuz? Sabiler kitapları olan bir din. Kitapları var sabilerin. Üç semavi dinden öncedir sabilik. Ve sabilerin kurallarına baktığınız zaman bizim tanıdığımız kuralları göreceksiniz. Günde 5 defa ibadet etmek gibi. Akan bir nehirde temizlenmek, abdest almak gibi. Ve şöyle de bir özelliği var sabiliğin. Siz sabi doğmamışsanız sabi olamıyorsunuz. Onun için daha sonraki semavi dinlerde gördüğümüz hani bir şöyle bir şey yok. Yani hani sabiliği yaymak gibi veya başkaları da sabi olsun gibi bir dertleri olmayan bir grup bu. Ve Kur'an-ı Kerim'imizde geçen, adı geçen, kabul gören dinlerden birisidir sabilik. Ama günümüzde, şimdi çok iyi araştırdığınız zaman bu farkı görüyorsunuz. Günümüzde sabiliğin bir de yanlış anlaşılma durumu var. Şimdi putperest Sabi el-Harranilerle birazcık karışıklıklar söz konusu. Şimdi Sabi el-Harrani dediklerimiz başka bir grup. Bunlar putperest, hani sin, aya tapan, ayı kutsal kabul eden bir grup var. Halbuki sabiler tek tanrılıdır. Karşısında bütün dinlerde olduğu gibi hani dualist yapısı vardır. İyiler ve kötüler vardır. Orada da ışık vardır. Işığın karşısında da bir karanlık vardır. Aynı bizde
yüce yaradanımızın olduğu gibi ve karşısında işte bir takım adını anmak istemediğimiz varlıkların olduğu gibi. Aynı şeyleri biz sabilikte de görüyoruz. Ama sabilik bugün biraz yanlış anlaşıldığı için ben biraz sabilikten de bahsettim. Lütfen. Çünkü Harran'ın çok özel bir şeyi, grubu yine. Ve daha sonrasında bütün o bölgeye yayılıyorlar sabiler. En sonunda işte bu bir yüzyıl öncesine kadar da herkes buralardayken daha sonra yavaşça bir dağılıyorlar. Bugün hani dünya üzerinde bizim bildiğimiz 80-100 bin Sabi'nin olduğunu biliyoruz. Kendilerine sorarsanız 1 milyon kadar var. Bugün halen varlar, halen yaşıyorlar ve kendi dinlerini de yürütüyorlar. Şimdi Sabilik'le ilgili ben gerçek bir olayı kitabımda yer verdim. İsterseniz kısacık da anlatabilirim. Lütfen, lütfen hocam. Rahat şimdi Sabiler, bu Halife Memun İstanbul'a doğru bir yola çıkıyor tabii, İstanbul'u fethetmek. Kur'an-ı Kerim'imizin müjdelediği, işte Peygamber Efendimiz'in hani ne mutludur ki o orayı fethedene, değil mi? Cennetlik insandır ve çok kutlu bir şeydir İstanbul'u fethetmek dendiği için Halife Memun döneminde ilk seferlerden birisi yapılıyor. Ve Urfa üzerinden geçerken beyaz giyinmiş, beyaz ihramlar giyinmiş insanlar görüyor Halife Memun. Diyor ki siz kimsiniz? Geliyor yanlarına atıyla beraber. Siz kimsiniz diye soruyor onlara. Bunlar, onlar da cevap veriyorlar. Biz diyorlar şeyiz, yani hani Harraniler'iz diyorlar. Siz diyor Harraniyseniz hangi dine mensupsunuz diyor. Onlar da diyorlar ki hani biz putperestiz. Olmaz diyor. Dinlerden birini, yazılı kitabı olan dinlerden birini seçmek durumundasınız diyor. Bu her aslında bütün kitaplara da yol açıyor bu arada, hangisini istiyorsanız diye. Ve o dönemki Sabi el Harrani dediğimiz grup ve şu anda bizim putperest olarak bildiğimiz grup Sabi olmayı tercih ediyor. Çünkü eğer ileride şartlar değişirse Sabilikten dönmek daha kolay diğer dinlere göre. Yani Müslümanlık veya Hristiyanlığı tercih etmiyor insanlar. Yine her zamanki gibi çok akıllılar ve zekiler. Onu tercih ediyorlar Sabi'yle. İşte bu kargaşada, şu gün günümüzde yaşadığımız bu Sabilikle ilgili kargaşada buradan doğuyor. Bunun için yani bir hocamız var yine İstanbul'da, bir Türk bir hocamız var. Onun çok ciddi araştırmaları var. Ben sonrasında onu yazarım size. Onun araştırmalarını merak edenler, ilgilenenler oradan okuyabilirler. Bu olay da aynıyla vakidir bu anlattığım olayda. Böyle bir şey varsa birlikte ilgili de. Halen de devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Şimdi geldik en önemli noktaya. Evet. 12 bin yıl öncenin kadim sırlarını barındıran Göbekli Tepe. Göbekli Tepe nedir o İpek Hocam? Evet. Çok önemli bir soru bu. Göbekli Tepe'nin yıldız geçidi olduğu düşünülüyor. Biliyorsunuz orada bir de usturlap var ve bu yıldız geçidinin önemli bir noktası olduğu düşünülüyor. Aslında ben de düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Niye diye sorar mısınız? Niye hocam? Niye düşünüyorum böyle? Niye düşünüyorsunuz? Yani şöyle, şimdi bakıyoruz, aslında dünyanın oluşuna bakıyoruz. Dünyanın yapılanmasına bakıyoruz. Baktığımız zaman hepimiz aslında sonsuz kozmosun bir parçasıyız. Uzayın bir parçasıyız. Yani bunlara baktığımız zaman neden olmasın diye bir düşünce var. Çünkü niye bunlar olmuyor? Niye neyi yatsıyabiliriz ki biz burada? Mesela şimdi ben size biraz dünyanın oluşundan bahsedeyim. 4,5 milyar yıl önce Tiamat bu Nibiru'dan gelen uyduyla çarpışıyor biliyorsunuz. Ve bu çarpışmada bir alev topu oluşuyor ve buradan çıkan toz parçacıkları bir araya geliyor ve biraz ilerisinde sizin ayı oluşturuyor. Şimdi bu kadar yanan bir 4,5 milyar önce bir dünya var. Bu yanan dünya işte meteor çarpmalarıyla, onların içerisindeki sularla falan soğumaya başlıyor. Ve bir müddet sonra bakın ne kadar olmaz gibi görünen şeylerin olduğunu anlatacağım ben size. Bir müddet sonra bundan 1 milyar yıl kadar geçtiğinde de şöyle bir şey söz konusu oluyor. Bir çok ciddi, güneşimizden çok daha büyük bir süpernovanın patlaması söz konusu. Şimdi bu süpernova patladığında onun içerisinde milyarlarca yıl içerisinde oluşturduğu oksijen, hidrojen, su dünyamıza geliyor. Ve dünyamızın oksijenini oluşturuyor. Ve atmosferini oluşturuyor. Ve şu anda gördüğümüz suyu oluşturuyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunlar dünyamızın üzerinde yerini alıyor ve bunlar
milyarlarca yıl içerisinde dünya bir dengeye oturuyor. Şimdi bu çarpmadan sonra yavaş 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 başlangıçta tabii ki bu derecede değil ama 27,5 derecelik bir eğim söz konusu. Yani bir kaymış diyeceğiz dünyanın hani bir düzeni. Belki şaftı kaymış derler. Yani biraz kaymış ve bu kayma şöyle güzel bir şeye sebep olmuş. Dünyada mevsimler oluşmuş. Yoksa tek bir mevsimle dünyadaki hiçbir canlı yaşam kendine gelemezdi. Ve oradan yürüdüğümüz zaman şimdi bütün bunlar ve ayın yine gelgit hareketleriyle o bir damla suda biz hayatın yeşerdiğini biliyoruz. Atmosferin oluşuyla, işte yukarısındaki o dünyayı koruyan halkaların oluşumuyla beraber dünyanın gerçekleştiğini, şu günkü haline yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Oradan geçen, bugün bile sizin başınıza bir meteor parçasının düşmeyeceğinin garantisi var mı? Hakan Bey, var mı garantisi? Yoldan geçerken bir minik veya büyük bir şey bize çarpabilir ve çok ciddi bir yanığa ve şeye sebep olabilir. Şimdi bunların geldiğine inanıyoruz da niye başka uzaydan diyeyim veya dünya dışı yaratıkların veya dünya dışı canlıların dünyaya gelip gidemeyeceğini düşünüyoruz ki? Niye düşünüyoruz? Yani her şey geliyor, dünyayı oluşturuyor. O minicik bizim o yer kabuğu, o minicik hani dünyanın 1/4 su ya güya. Ama dünyanın 1/4 su olan şeyi o kabuğunun üzerindeki bir ay kadar, toplasanız bir ay kadar olan kısım. Şimdi bununla da biz dünyayı tamamını suyla kaplı diye düşünüyoruz ya. Bütün bunları bir süpernovadan almışız. Bugün soluduğumuz oksijeni bir süpernovanın içindeki milyarlarca yıllık oluşumdan almışız. Bütün bunlara inanıyoruz. Bütün bunların bilimsel olarak açıklaması var. Bütün TÜBİTAK ekibi bunları anlatıyor. Fizik hocaları bunları anlatıyor. İşte mesela ödüllü hocamız Ersin Göğüş, açın izleyin. Dokümanlarını okuyun. Bütün bu anlattıklarımı hocamız son derece güzel bir şekilde anlatıyor. Şimdi bunlara bakıyoruz, bunlara inanıyoruz. Ama başka dünyalardan gelenler olduğu fikri asla öyle bir şey olmamıştır diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Kimler gelmiş diyeyim o noktada hocam? Dünya dışı varlıklar. Nereye bağlarız bunu biz? Yani nereye gelmiş, kimler onlar? Evet. Kimler ya şöyle, bu da benim bir hani Göbektepe'li ilgi alanım, Sümer'de ilgi alanım benim. Evet. Şimdi Sümer'den bahsediyoruz. Asurbanipal Kütüphanesi diye bir yerden bahsediyoruz. Yani bu kütüphane Ninova'da bulunuyor. İşte 1850'lerde veya 75'lerde tam tarihi şu an hatırlayamadım. Burada bir kazı yapılıyor ve bu kazılarda 25 bin tane tablet çıkartılıyor. Ve bu tabletler şu an British Museum'da ve orada sergileniyor. Ve sonrasında bir 5 bin kadar daha olup 30 bin tablete kadar tamamlanan bir tabletler var. Şimdi bu tabletler neyi anlatıyor bilir misiniz Hakan Bey? Gılgamış Destanı. Gılgamış Destanı'nı biz burada okuyoruz. Ve 11. tabletinde kimlerden bahseder? Anunnakilerden bahseder. Anın kral Anın soyundan bahseder. Enki'den bahseder, Enlil'den bahseder, Ninursak'tan bahseder. Orada bahsettikleri şeyleri okuduğumuzda biz dünya dışı varlıkların dünyaya geldiğinden böyle haberdar oluyoruz. Yani onlar demek ki bu dönemlerde yazılmış olan şeyler ve tarihe baktığınız zaman bunlar yaşandığı tarihi anlatmıyorlar. Çok sonrasını anlatıyorlar aslında. Çok sonra anlatıyorlar. Pardon. Yaşandığı dönemi değil. Yaşandıktan çok sonra. Çok sonra anlatıyorlar. Yani bunlar çok sonra yazılıyor. Şimdi Sümer'de böyle bir durum var. Şimdi hani Göbekli Tepe ile Sümer'in örtüştüğü nokta var. Nedir o nokta bilir misiniz? Bu Göbekli Tepe'nin öncesi yok. Şimdi bugün orada kazı yapan Necmi Karol hocamızın şeyleri var. Bir takım konuşmaları var. Bir takım söylemleri var. Diyor ki öncesini henüz tespit edemedik. Yani burayı hazırlayan, yani Göbekli Tepe'yi bize hazırlayan nasıl bir medeniyet var biz bunu bilmiyoruz. Aynı şey Sümer için de geçerli biliyor musunuz? Yani Sümer'de de öncesini hazırlayan, öyle bir büyük uygarlığın öncesini hazırlayan bir medeniyeti görmüyoruz biz. Şimdi şeyde var, bu Doğu Akdeniz kısmında, o Levanten bölgelerde bir takım minik minik oluşumlar var, insan grupları var. Ama o insan gruplarının
böyle bir medeniyeti hazırlama gibi bir durumu yok. Bunların daha çok biz işte o kadim Uygurlardan buraya geldiklerini düşünüyoruz. Çoğunlukla bu böyle söyleniyor. Muğ'un mirasçıları diyelim. Muğ'un kolonisi. Evet, Muğ'un kolonisi diyelim. Oradan gelenlerin Sümer'e gelip, Sümer ki bugün kendilerine Sümer demiyorlar onlar zaten. Kiyenger diyorlar. Kiyenger de yani bugün Kenger diye bizim böyle köylerimiz, mahallelerimiz var. Kenger ismini verdiğimiz Kiyenger diyorlar kendilerine. Ve milattan önce 4000'lerde bu şeyin Mezopotamya'nın, tabii Mezopotamya'yı da atlamayalım, onu da hiç konuşmuyoruz ama o Mezopotamya bölgesi gerçekten çok kadim topraklardır. Oranın bu Basra Körfezi'ne doğru giden noktada Sümerler kuruluyor. Ama nasıl bir ortamda kuruluyor biliyor musunuz? Orası çamur, balçık, hiçbir şey yok. Ve Sümerler o yeri mükemmel bir uygarlık haline getiriyorlar. Kısa bir zaman içerisinde. Müthiş kent devletleri kuruyorlar. Biz kent devletlerini zannediyoruz ki hani Avrupa'da filan kent devletleri var işte orta şeyde. Yunan'da falan. Orada burada hani bunlar var işte İtalya'da şurada burada var ya, Yunan'da var ya. Hani onlar gibi. Hayır, kent devletleri var burada. Ve önemli burada uygarlık kuruyorlar Sümerler. Hayat hep bu topraklardan başlamış hocam değil mi? Hayat ve uygarlık. Uygarlık bu topraklardan başlamış. Oradaki kanunları, nizamları, aslında Muazzez İlmiye Çığ Hoca benim de tanıştığım ve çok sevdiğim birisidir. Yani onun da anlatımları var. Tabii Sümer ve Sümerolog olması nedeniyle de konuyla ilgili yoğun bilgisi olan bir insan. Onunla da sohbetlerimizde, ki ben onunla da böyle bir konuşma şansı bulmuştum. Yani onunla beraber konuştuğumuzda da bunu söylüyor. Yani Sümerce'nin Türk kökenleri, yani Türk dili kökenlerinden bahsediliyor. Biraz önce söylemiştim. Yani hani önce bir istenmiyor aslında Türkçe bağlantılarının olduğunu. Hani bir Türkçe bağlantısından çok bir Semitik dil olması aslında şey yapıyor. İsteniyor. Çünkü kendi yazdıkları tarihe uygun bir gelişim istiyor oradaki o medeniyeti gördüğünde. Fakat 1800'lerden iki tane filolog çalışıyor ve bunları söylüyor. Ama kabul ettiremiyorlar. Sonrasında şöyle bir cümle kuruyorlar. Diyorlar ki bunlar, diyorlar, Babil'deki rahiplerin konuştuğu basit bir dilden ibarettir. Onun dışında kimse bu dili bilmez. Sümerce'den bahsediyorlar. Bu dili bilmez. Onun için hiçbir alakası yoktur. Yani hani hiçbir önemi yoktur gibi konuşuyorlar. Ne zaman ki bu 1915'te Alman filolog Hummel bunu açıklıyor ve böyle bir sansasyonel biçimde açıklıyor. 200 kelime tespit ediyor Türkçe ile aynı olan. Ve onları tespit ettiğinde, bunları da açıkça ortaya koyduğunda olay orada bitiyor. Artık yani deniliyor ki evet, Sümerce kökler itibarıyla bir eklemli dil yapısına sahiptir ve Türkçe ile çok yakındır. Birçok kelime birbirine çok benziyor. Çok aynılık şey yapıyor, gösteriyor. Öyle olunca tabii yadsınamaz bir gerçek haline geliyor bu. Sümer önemli bir nokta. Bizim için de çok önemli bir nokta. Niye? Çünkü bu kadim topraklardaki uzun varlığımızın bir ispatı. Yani biz evet Osmanlı döneminde yayıldık, büyüdük, ettik ama şu anda daha küçük bir toprak parçasına sahibiz. Ama o topraklarda da geçmişte bir Türk varlığının söz edebiliriz. Türk varlığından söz edebiliriz. Çünkü bunların kanıtlarıyla ortaya çıkıyor. Dil çok önemlidir çünkü. Hani dil bir gen kadar önemlidir. Yani nerede hangi dil kullanılıyor? Çünkü bazı topraklar üzerinde hak iddia eden bugün Batı medeniyetleri oralarda biz yaşadık diyor, demek istiyorlarsa bizim de aynı şeyi, evet biz de şu dönemlerde buralarda yaşadık diyebilmemiz gerekiyor. Şimdi buradan Atatürk'e gelmeme müsaade varsa bir Atatürk'e lütfen, geleceğim. Lütfen. Yani Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın çok önemli iki araştırması vardır. Bir Sümerlerle ilgili araştırması, bir de Muğ ile ilgili araştırması vardır. Şimdi Sümerlerle ilgili araştırması daha önceki döneme denk geliyor. Çünkü bunları çok okuyan bir insan olduğu için bu Sümerce üzerine yapılan bu şeyleri, tartışmaları takip ediyor. Ve dünyanın her yerinde astroloji bölümleri varken biz de Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki bölümün ismini Sümeroloji koyduruyor. Ya yani Sümeroloji koyduruyor ki burada Sümerce araştırılacak diyor. Hocayı da Almanya'dan getirtiyor. İşte o kaçmak isteyen hocalar var ya, hani bu yavaş Nazilerden yavaş kaçan. Yani Nazi dönemi artık
ayak izlerini biraz biraz böyle göstermeye başlamışken hı-hı, gelmek istiyorlar. Geleceği görüyorlar hocalar. Hı-hı. Onların gelmek isteyenlerini buraya alıyor ve burada Sümeroloji bölümünü kurduruyor. Biz o Sümerologlardan bir tanesi Muazzez İlmiye Çığ'dır. Ve bizim Samuel Noah Kramer gibi çok önemli bir Sümerologla Amerikalı, onunla çalışma yapan bir şeyimizdir, arkeologumuzdur, Sümeroloğumuzdur Muazzez İlmiye Çığ. Ve İstanbul Müzesi'nde, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki bu tabletleri beraberce de çeviriyorlar. Ve kitabı da vardır biliyorsunuz, hani Tarih Sümer'de Başlar diye tüm dünyada çok satan kitapların içerisindeydi. Bunlar da oralardan gelen bilgilerle biz Sümer uygarlığını iyice sahipleniyoruz. Ve yani Muazzez İlmiye Çığ'ın ve Samuel Noah Kramer'in yaptığı tercümelerle de Sümer uygarlığına çok hakim oluyoruz. Benim çok hoşuma giden bir takım anekdotlar var bu anlamda. Arzu ederseniz, lütfen, sırası lütfen gelmişse biraz onlardan lütfen bahsederim. Lütfen, yani Sümer'le ilgili şöyle, öyle bir medeniyet kurulmuş ki adalet var, kadınlara eşitlik var, hukuk var. Ondan sonra oradaki sistemin güzelliği var. İnanamazsınız. Mesela adaletten bahsederken, hukuktan bahsederken şeyden size söyleyeyim. Mesela hakimler var. Şimdi künkler bulundu orada. Seramik biliyorsunuz, böyle büyük künkler. Seramikten yapılma. Üzerinde etiketleri var. Hakimin, o kararları alan hakimin adını yazmışlar. Ve şeye, kil tabletlere, minik tabletlere etiketlemişler onu. İçine de o hakimin aldığı bütün kararları koymuşlar. Çünkü hangi hakim hangi kararları verdi diye. Yani öyle bir arşiv yapmışlar ki inanamazsınız, bugün görüyoruz onları biz burada. Kadınlarla ilgili mesela birahaneleri var. O da çok enteresan değil mi? Birahaneleri var. Ve bu birahanecilik kimin işi biliyor musunuz? Erkeklerin değil, kadınların işi. Anneden kıza geçiyor. O birahaneleri kadınlar işletiyorlar. Yani sanki şimdi hani kadınlar biraz hani ortamın daha böyle usturuplu olmasını, hani konuşmaların daha seviyeli olmasını filan sağlar ya, sanki onu bilerek onlara verilmiş bu iş kolu. Ve başka hiçbir Sümer'de. Şey, Sümer'de. Düşünün, 4000 ile 2000 arasından bahsediyorum, milattan önce. Bu dönemde kadınlar birahaneleri işletiyorlar. İnsanlar o hani böyle yoğun bir, tabii arpadan kaynaklı yoğun bir birayı kamışlarla içiyorlar. Başım pipetlerle içiyorlar. Evet evet, o zaman pipet şu an bize, ama o zaman kalmış bu şeylerle, hani o doğal şeylerle oradan içiyorlar. Bunlar çok enteresan ayrıntılar. Mesela kıyafetler, inanılmaz bir tekstil var. Çok güzel kıyafetler, çok şık kıyafetler yapıyorlar. Beyaz tülden tek omuzlu çok güzel kıyafetler yapıyorlar ve bu kıyafetleri biz görüyoruz ve ürün fazlasında sanki bu dönemde yaşıyormuşçasına diğer krallıklara, etraftaki komşulara da satıyorlar. Yani böyle bir sistem kurmuşlar buraya. İnanılmaz, böyle hani o işte bahçeleri, o çamur, çorak ortamı tamamen bir güzelliğe çevirmişler. Çok üstün bir medeniyetten bahsediyoruz. Çok üstün krallıklardan bahsediyoruz. Ve arkası işte Babil geliyor biliyorsunuz, Akatlar. Bunlar hep böyle gidiyor. Yani öyle bir uygarlığı o dönemde yaşamış olmamız bizim için çok enteresan. Yani onlara şu anda şahit olmamız da çok enteresan. Yani bu da size, yani biz uygarlaşıyor muyuz? Yoksa daha uygar bir yerden daha kötü bir döneme gelip sonra daha mı olacağız? Bunları hep düşündürüyor. Yani nereden nereye geldiğimizi de düşündürüyor. Sorgulattırıyor. Sorgulattırıyor. Yani nasıl bir sistem bu? Sonra şeye bakıyorsunuz, Göbekli Tepe'ye bakıyorsunuz. Evet. Öncesi yok. Yani öyle bir devasa. Şimdi bakın, Göbekli Tepe'ye baktığım zaman şunu görüyorum. Şimdi günümüzden 12 bin yıl öncesi. Biz nereyi biliyoruz en erken? Çatalhöyük'ü biliyoruz. James Mellard kazısını başlamıştı. Ben üniversite yıllarımdaydım. Ve oraya gittiğimizde o Çumra'da Çatalhöyük'ü gördük. Çatalhöyük enteresan bir yerde ama yani bakıyorsunuz 6 binlerde 7 binlerde insanlar işte biraz ekime dikime başlamışlar, yerleşmişler. Böyle yan yana evler yapmışlar. Yukarılardan o evlere giriyorlar. Kendi ibadetleri var. Hangi din, hangi şey bilinmiyor. Ama kendi ibadet ortamları var. Ve evlerinde enteresan bir şekilde, Çatalhöyük'ten bahsediyorum. Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne de girdiğinizde orada onun bir örneğini görebilirsiniz. Orada bir boğa başı, bir yakacak ocak ve bir klineleri var.
Yani şeyi de düşünüyorsun, o boğa başının ne işi var orada? Siz o zaman diyorsunuz ki yani o hani ezoterik bilgilerde de olan o boğa figürlerini siz o evlerde de görüyorsunuz. Ne zaman başladı o zaman bu hikayeler? Ne zaman bunlar anlatılmaya başladı? Demek ki bir bildikleri vardı. Onları oraya kutsal bir şekilde koyuyorlar. Ölülerini, mesela enteresan şeyler, ölülerini özellikle küçük bebekleri evlerinin içerisine üşümesinler diye ocaklarının yakınına gömüyorlar. Büyükleri dışarıda anne karnındaki gibi. Anne karnındaki pozisyonu sen nereden biliyorsun acaba? Yani hani 6000'de 7000'de hangi tıp var, hangi bilgi var? O şekilde gömüyorlar. Daha sonra o kafataslarının da kartallarla gökyüzüne, yani kafatası kültü neredeyse orada başlıyor. Çünkü duvar resimlerinde de onları görüyoruz. Şimdi bu Çatalhöyük'ü böyle bilirken biz Çatalhöyük'ün öncesinde, yani bugünümüzden 12 bin yıl önce çok daha büyük, devasa, kolosal yapı görüyoruz biz. Öyle ufak tefek de değil. Yani 300'e 300, 20 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda bir Göbekli Tepe ile karşılaşıyoruz. Ve bu Göbekli Tepe'deki olan bu yapılar ABC'de, işte bu Klaus Schmidt zamanında açıldı. FH'de şeyde açıldı. İşte Necmi Karol zamanında böyle biraz oralar düzenlendi benim bildiğim kadarıyla. Bunları görüyoruz. Bir de georadarlarla tespit edilmiş yerin altında birden fazla, çok fazla 20 diyorlar. İşte toplam sayısı 20'dir deniliyor. Kalanları var. Şimdi bütün bunlara baktığınızda hangi kuvvet daha sadece avlanmayla beslenen, kendi yiyeceğini üretemeyen, kendi evini yapmamış, hiçbir şey yok ortalıkta ama bu insanlar böyle bir yer yapmışlar. Bu insanlar mıydı yapmayanlar? Bir de şeye gelelim. Yani bunları konuştuktan sonra hemen şuraya bağlamam gerekiyor. Hani bizim bildiğimiz bir saçlı sakallı Neandertal adam vardır. Şimdi Göbekli Tepe'ye gittiğinizde, Urfa Müzesi'ne girdiğinizde bir Urfa adamıyla karşılaşırsınız. Şimdi Urfa adamına bakıyorsunuz. O saçlı sakallı Neandertal adam nerede? Öyle bir adam yok. Saçlar sıfır. Gözler belirgin işlenmiş. Yüzü belirgin işlenmiş. Ağız hiç yok. Üzerinde kıyafet. Eller burada. Bir de kemer gibi bir şeyleri var. Burada böyle bir V yakaları var. Böyle bir şeyler giymiş bir heykelle karşılaşıyorsun. Urfa adamı deniyor ismine. 1.70 boylarında. Şu anda bildiğimiz kadarıyla en insan boyunda olan en eski heykel. Ve bu insanın ağzı da yok. Şimdi bu Göbekli Tepe'deki o bizim adını andığımız varlıklar nerede? Hani Neandertal görüntüsü, saç sakalını daha tıraş olamıyor, edemiyor. Ona göre malzemesi yok falan ya. Ama bunların malzemesi var mıydı acaba? Ne sakal var, ne saç var, hiçbir şey yok. Ama böyle bir insandan bahsediyoruz. İşte böyle bir varlıktan bahsediyoruz demek daha doğru herhalde. Yani kimi resmettiler? Kimi heykele döktüler? Kimlerdi onlar? Bize neyin mesajını bıraktılar? Yani tufanları yaşamış, işte birçok felaketi görmüş olan bütün bu gelen bizim atalarımız neyin mesajını veriyorlar bize? Hani bir şey bırakıyorlar bize ve ben hani kitabı yazarken de dedim zamanı gelmişti diye. Aslında zamanı gelmiş diye çok inanıyorum. Zamanı geldi çünkü. Yani onları bizim fark etmemiz, bilmemiz, hissetmemiz gerekiyor ve anlamamız gerekiyor. Artık o dönemlerdeyiz. Artık hani uyumayalım. Uyumadan bazı şeylerin farkında olarak bilinçimizi biraz yükseltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bize aktarılan tarih baştan sona yanlış ve yalan değil mi hocam? Benim gördüğüm bu. Benim gördüğüm bu. Çünkü şöyle de bir dayanağım var. Yani bize anlatılan tarih bu egemen güçlerin olmasını istediği tarih. Diyeceksin ki peki nereden bunu biliyorsun? Bakın tarihte de bunun örnekleri var. Mesela bir İskender. İskender Aristoteles'in yetiştirdiği, hani Yunanlıların değer verdiği bir komutan değil mi? Yanında kim var? Tarihçisi var. Gidiyor savaşa. Savaşlarda siz kimle savaştığını, onu yendi mi yenmedi mi bilemiyorsun. Niye? Çünkü siz nasıl istiyorsanız öyle yazan bir tarihçiniz var yanınızda. Siz ne arz ediyorsanız onu yazıyor. Mesela Kadeş Anlaşması en eski örneklerden birisidir. Yani Mısır'la Hitit arasında hangisinin kazandığını bilemezsiniz. Mısır'a bakarsanız onlar kazanmıştır bunu. Ama o arada da çok lüsufkar oldukları için bir takım yerlerini
Hititlere vermişlerdir. Yani şimdi kazanan birisi niye versin bir şeyleri? Niye versin? Yani şimdi bunlara baktığınız zaman tarihin egemenler tarafından yazdırıldığı gibi bir gerçek var. Ve sonrasında da bütün egemenler diyeyim, bütün krallar, imparatorlar bu sistemi devam ettiriyorlar. Bunu biz şu anki demokrasi içerisindeki ülkelerde de görüyoruz. Onlar nasıl bir tarih istiyorlarsa öyle bir tarih yazılıyor. Yani bizim tarihimizde de aynı şey söz konusu. Öyle olunca bize dikte ettirilen, olayların detaylarını bilmemizin istenmediği bir tarih okutturuluyor. Hangimiz tarihi seviyorduk acaba ilkokuldayken, ortaokuldayken? Sadece savaşlardan ibaret, insan nosyonunun hiç olmadığı, niye o savaşların olduğunun hiç anlatılmadığı bir tarih söz konusuydu. Öyle değil mi? Yani şimdi biz onları biliyor olsak, oradaki biz gelişmelerin farkında olsak, o zaman diyeceğiz ki hani bu tarih değildir. Bu böyle olmamıştır. Ama biz onu bilmiyoruz. İşte şu tarihte şu savaş oldu, bu tarihte bu savaş oldu. Bunu bilmemiz yetiyor tarihi bilmemiz açısından. Halbuki duygusu, düşüncesi, sebebi, o toplumun psikolojisi neydi bunları hiç bilmiyoruz. Bunlar anlatılmıyor. Adamlar daha Göbektepe'yi bile sindiremediler. Çünkü Göbektepe tabii, bir anda 12 bin yılda ortaya çıkınca çok enteresan bir şey söylediniz. Orası bir yıldız geçidi dediniz. Evet. Bundan önce demek ki gelip gidenler vardı. Mutlaka burada, vardır. Mutlaka vardır. Çünkü biraz önce de anlattım ya, yani biz her şeyin uzaydan geldiğine inanıyoruz da başka dünyaların olduğuna inanmayacak mıyız? Şimdi bir şey var, yani bu özellikle TÜBİTAK İlim Kurulu'nun. Yani o zaman Göbektepe dünya dışı varlıklar için bir terminal. Tabii terminal olabilir. Sadece orası da değildir. Ben Anadolu'da birçok noktada, mesela Ayasofya gibi, başka yerler gibi birçok yerlerinde benzer görevleri düşünüyorum. Yani oralarda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü uzaydan gelen her şey kabulümüz ama birileri geliyor mu, bu kabulümüz değil. Yani bir mantığı yok bunun. Çünkü şeye de baktığınız zaman, hani bilim adamlarına da baktığınız zaman mesela şeyden bahsediyorlar. Dünyanın olma olasılığı bir galakside resmi ve bilimsel ölçülere göre 2.3, iki tane dünyanın olabilmesi. Bir galakside 2.3 oranında iki tane dünya olabilir. Sonsuz sayıdaki galaksilerde sonsuz sayıda demek ki dünyalar olabilir. Bu dünyalarda da bizden çok daha ileriye gitmiş olan varlıklar olabilir. Onlar da çok rahatlıkla buraya gelip gidebilirler, buranın farkında olabilirler ve bu gidiş gelişleri de bizim de bir şekilde kabul etmemiz lazım. Zaten bu aralar NASA'dır, birçok yerde biz bunları görmeye başladık. Hani bazı şeyler paylaşılıyor. Bunlar da hani bir farklı bir altyapıdan dolayı mı paylaşıyorlar? Yoksa gerçekten paylaşmak amacıyla mı paylaşıyor? Bu da ayrı bir mevzudur. Yani bu da bir muamma. Ama sonuç olarak bir şeyler paylaşılıyor, bir şeyler anlatılıyor. Demek ki bir bağlantılar, bir şeyler var aralarda bilinen, görülen ama bizlere açıklanmamış olanlar diyeyim ben. Böyle şeyler var. Hocam çok güzel bir sohbetti. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı acaba? Konuşacağımız başka bir şey kaldıysa? Yok, gayet güzel konuştuk çok diye düşünüyorum. Çok önemli bir konuyu konuştuk. Başlık çok güzel. Rönesans Harran'da doğdu. Evet. Harran'dan aldık, Göbektepe'den aldık insanları. Önce Ayasofya'ya, sonra İtalya'ya götürdük. İskenderiye'den aldık önce aslında. Bilgi saklandığı sürece ve doğru kişilerle paylaşıldığı sürece hayat buluyor ve bollukla beraber buluyor. Bugün paylaştığınız bilgiler çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Sizler de yayınımızı izlediyseniz ve yayınlarımızı takip ediyorsanız bize destek vermek adına kanalımıza abone olursanız biz çok mutlu oluruz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.